Adamı görmüyor musun sen? Poyraz aşağı, Poyraz yukarı. Ya yanından bir dakika olsun ayırmıyor. Sen meydanı boş mu bırakacaksın? Ne yaparsa yapsın umurumda bile değil artık. Yok olmaz öyle şey. Git özür dile Sadrettin. Bük boynunu. Özür dilerim babacığım, ben hata ettim de. Dileyince ne olacak, affedecek mi sanıyorsun? Senin baban çok merhametli bir insan. Bak yarın bir gün bir torun veririz kucağına. O zaman baş tacı eder seni. Kızım şimdi ben gidip adama ne diyeceğim? Kapısından içeri sokmaz beni. Ya ben biliyorum senin ne zaman gerektiğini. Amirim, ziyaretçiniz var. Ziyaretçi mi, hakimmiş? Bir bayan sizi sordu. Odanızı aldım. Tamam. Buyurun efendim. Kusura bakmayın, habersiz geldim ben. Rica ederim, buyurun oturun. Buyurun. Ben Ayşegül Çilingir, Poyraz Karayel'in bir arkadaşıyım. Poyraz'ın. Ha. Sadece arkadaşı mısınız? Nasıl? Neyse boş ver. Niye geldiniz? Şu rüşvet davası ile ilgili. Onu konuşmak için geldim. Baba müsait misin? Buyur gel. Baba ben biraz konuşmak istiyorum. Geç otur. Galiba siz Poyraz'ı iyi tanıyorsunuz. Eskiden yakınmışsınız. Evet, o malum olay olmadan önce iyi arkadaştık. Sonra koptuk. Bu olayla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Deliller çok kuvvetli. Evden de para çıktı. Yapmış olabilir diyorsunuz yani. Ya benim tanıdığım Poyraz böyle bir şey yapacak adam değildir ama... insanoğlu da çiğ süt emmiş. Bana ne desen haklısın. Sana anlatmam gerekirdi, söylemem gerekirdi her şeyi. Ama söyleyemedim işte. Kızarsın diye korktum, söyleyemedim. Buraya da kendim için gelmedim aslında. Beni istersen affetme. Ama Sefer'le Zülfikar'ın bir kabahati yok. Onlar kendilerini benim için ateşe attılar baba. Ben zorladım, tehdit ettim. Onlar da mecbur kaldılar. Mesela diyelim ki Poyraz'a iftira atıldı. Kim olabilir bu? Biri iftira attıysa canını yaktığı çok adam var aslında. Yani adam polis sonuçta. Bir sürü suçluyu içeri tıktı. Biri kafayı takmış olabilir. Sizin aklınıza başka bir şey var bence. Kayınpederini tanıyor musunuz? Evet. Ünsal Özbakan. Sinan'ı almak için böyle bir şey yapmış olabilir mi sizce? Ya.
Yok canım. Ya koskoca Ünsal Özbakan. Koskoca medya patronu. Olacak iş değil. Adamın bir itibarı var ya. Nereden çıkarıyorsunuz? Sizin aklınıza bu fikirleri kim sokuyor? Yapmamıştır diyorsunuz yani. Hayır, sizi Poyraz mı gönderdi? Hayır, o göndermedi. Onun haberi bile yok burada olduğumdan. Öyle de kalırsa çok sevinirim. Bizim çocukta şeytan tüyü vardır. Belli ki sizi de etkilemiş. Ne alakası var? Bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. Sözlerimi iyi dinleyin. Kendinize dikkat edin. Poyraz bu sıralar yanlış adamlarla düşüp kalkıyor. Mesela? Mesela sana boş verin. Siz beni dinleyin, kendinize dikkat edin. Aklınıza da böyle fikirler getirmeyin. Tamam mı? Şimdi müsaadenizle bir toplantım var. Tabii ki. Sohbet için teşekkürler. Rica ederim. Bir Ayşegül eksikti ya. Yani bana istediğin cezayı kesebilirsin baba. Hani istersen çıkıp gidip kendime başka bir ev tutayım ama... bu seferle Zülfikar'ın senden başka kimsesi yok. Affet onları ne olur. Bitti mi? Bu arada kulaksıza bir şey anlatmadığın için çok sağ ol. Oğlum oğlunu öldürmüş demek o kadar kolay değil. Haklısın baba. Göreceksin. Affedecek hepimizi. Bana pek öyle gelmedi. Sen güven bana. Çok merhametli. Göreceğiz bakalım. Ben çıkıyorum, birkaç saat sonra gelirim. Tamam. Teşekkürler. Sinan? Ha, Ayşegül abla? Hayırdır, ne oldu? Ya neredesin? Dışarıdayım, sinemaya gireceğim. Aa, film mi izleyeceksin? Hangisini? Sen ne oldu, onu söyle. Ya şey, biraz sıkıldım da babamı aradım, açmadı. Merak ettim sen konuştun mu diye. Yok canım, konuşmadık maalesef. Hı, tamam. Tamam, görüşürüz. Aa, bu arada şey, sen hangi filmi izliyorsun? Ya Beyoğlu'nda bir sinema var. Eski Türk filmlerini gösteriyor. Bak gelmek istiyorum dersen baştan söyleyeyim. Bu filmler seni hiç açmaz. Yok yok. Ben zaten birazdan derse gireceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.